Birinci lem'a. Tevhid iki kısımdır. Mesela, nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri, icmali, amiyanedir ki, bu kadar azim mal, ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle âmi bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki, her denk üzerinde yazıyı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette, her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Aynen öyle de, tevhid dahi iki çeşittir. Biri, tevhid-i âmi ve zahiridir ki, Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri yoktur, bu kainat O'nundur. İkincisi, tevhid-i hakikidir ki, her şey üstünde sikke-i kudretini ve hatem-i rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle, doğrudan doğruya her şeyden O'nun nuruna karşı bir pencere açıp, O'nun birliğine ve her şey O'nun dest-i kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veç ile hiçbir şeriki ve muini olmadığına şuhuda yakın bir yakin ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve âli tevhid-i hakikiyi gösterecek şuaları zikredeceğiz. Birinci nükte içinde bir ihtar. Ey esbab perest gafil! Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudret-i samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Sultan-ı ezeliğinin memurları, saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar, kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini ızhar içindir. Ta umur-u hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. Acz-ı alut, fakr-pişe olan insani bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları şirik-i saltanat etmiş değildir. Demek esbab vaz edilmiş, ta aklın nazar-ı zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira aynenin iki veçi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki, aynenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri melekûtdur ki, aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir veçinde, kudret-i samedaniyenin izzetine ve kemaline münafî halat vardır. Esbab, o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Fakat melekûtiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir. İzzetine münafî değildir. Onun için esbab, sırf zahiridir, melekûtiyette ve hakikatte tesiri hakikileri yoktur. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvaları ve batıl itirazları adil-i mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal-i latif suretinde bir temsil-i manevi rivayet ediliyor ki, Hazreti Azrail aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a demiş ki, kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki, seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik, Azrail aleyhisselamın vazifesine müteallıktır.
Öyle de Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret-i ilahiyeye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar-ı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden.